Mutluluk nedir? Bir yolculuk mudur, bir hedef midir, bir hayal midir, içimizde midir, dışımızda mıdır? Alınabilir mi, satılabilir mi? Biraz bundan bahsedeceğiz. Daha önce müteahhit defalar farklı yerlerde tabii çok parça parça anlattığım, kitaplarımda da ele almaya çalıştığım bir konu. Tabii soru yorumumuzun bu serisinde mutluluğa yer vermesek olmazdı. Biraz kısaca mutluluk üzerine konuşalım. Efendim mutluluk aslında tehlikeli bir kavram. Niye diyeceksiniz? İnsanlara mutlu musun diye sorduğunuzda değişik cevaplar alıyorsunuz. Yeni kebap yediyse diyor ki çok mutluyum. İşler yolunda gittiyse, maaşı zamanlıysa diyor ki çok mutluyum. Ama bir şeyler beklediği gibi gitmediyse, işte efendim sevdiceğinden ayrıldıysa, ne bileyim dolar kuru biraz fazla oynuyor, hopluyor, zıplıyorsa insanlar genellikle çok mutsuzum falan filan diyorlar. Yani böyle anlık olarak değişen bir durum. Peki mutluluk sizce nedir diye sorduğunuzda ise çok fazla net bir cevap alamıyorsunuz. Çünkü hemen hemen hiç kimse mutluluğun ne olduğunu bilmiyor. Zira tarifini çok zor yapabildiğimiz bir şey. Kendi içimizde bile yani bir hal olarak belki hissediyoruz ama bu hakikaten mutluluk mu değil mi falan filan o konuda çok da fazla emin olamıyoruz. Tabii böyle belirsizlik olunca size böyle mutluluk saçmak isteyen insanlarla da çok fazla karşılaşıyorsunuz. İşte mutluluk içimizde, onu böyle elimizi içeri sokup çıkarabiliriz falan tarzı şeyler de oluyor biliyorsunuz. Böyle cicik cicik vaatler. Efendim şunu şöyle yaparsan, böyle yaşarsan, bu kadar süre aç ya da tok kalırsan, şu sebzeden şu kadar kere çiğnersen falan gibi enteresan formüllerle karşınıza gelebiliyorlar. Bunların işe yarıyor gözükmesinin ya da revaçta olmasının bir sebebi var. Hepimiz ne olduğunu bilmesek de mutluluğu çok arıyoruz. Ama bir şeyi aradığınızda bulabilmek için sanki ne olduğunu biraz bilmemiz lazım değil mi? Yani azıcık tarifine kafa yormamız lazım. Mutluluk İlk soruşta, ilk akla gelişte insana iki şey çağrıştırıyor gibi temelde. Ya haz alma hali, bir şeylerden haz aldığımızda kendimizi mutlu gibi hissediyoruz. Yahut da acının olmaması hali, acı ya da sıkıntının var olmaması durumu. Şimdi acaba bu ikisi gerçekten mutluluk mu? Bunu bir daha ele alalım. Bakınız, haz halinin insana mutluluk vermediğini net olarak biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Çok sevdiğim bir gözlem var. Herkese öneriyorum. Lütfen siz de bunu ilk defa duyuyorsanız en kısa zamanda yapın. Bir kebapçıya gidiyorsunuz mesela işte Hatay sofrası. Döşediler tamam mı? Her şey geldi masaya. Tam böyle yemeye başlayacaksınız. Her şey çok güzel. Ağzınızın suyu akıyor. Bir de böyle arkadaşlarınızla, dostlarınızla falansanız yemeye başlayın. Afiyet olsun ama bu arada masadaki muhabbeti bir dinleyin. Mümkünse yan masalara da kulak kesinin. Şunu çok sık duyacaksınız. Her zaman olmasa bile %90 şöyle bir muhabbet olacak. Bir sonraki yemekte de falanca kebapçıya gidelim. Daha ilk yemeğe başlıyorsunuz. Daha karnınız aç, iki lokma atacaksınız. Niye bir sonraki lokanta, bir sonraki yemek konuşulmaya başlanıyor? Bunun çok basit bir sebebi var. İnsan o aldığı lezzet ne kadar büyük olursa olsun onun günün birinde biteceğini, bir zaman gelince biteceğini biliyor ve bir sonraki hazzı yani o beslenme şeyini garantiye almak istiyor. O yüzden geleceği görebilen bir canlı için her hazda aslında bir problem var. Biz orada bir sıkıntı yaşıyoruz. İçsel bir sızı oluyor. Mesela böyle taze sevgilimizle buluştuğumuz anlarda nasıldır? Ay keşke hiç bitmese. Niye söyleriz bunu içimizden? Bitecek çünkü biliyoruz ve o bizi geriyor. Dolayısıyla hazzın tek başına bize mutluluk vermediği gün gibi aşikar. Bizde haz elemle karışık bir şey biraz. Ondan acık sıkıntı da duyuyoruz. Ve hazlar hiçbir zaman bizi tam olarak mutlu etmiyor. O güzelim yemeği yiyorsun. Eğer haz yüksekse mesela çoğu zaman abi çok yedik oluyorsun mesela. Bir sıkıntı başlıyor. Ve birçok bize haz veren şeyleri tükettikten sonra ya yapmasaydık da olurdu falan gibi bir kafaya geliyoruz. Hayattaki böyle genel hazlarımızı düşünün. Ama en kolay anlatılanı hani buzdolabını açıp o sütlacı gömdüğümüz anda falan olan var ya. O bir anda böyle Nutella, sütlaç, Allah'ım böyle bir içimiz kaynıyor falan. Ama biraz sonra ya niye yedik bunu falan oluyoruz. Haz bize mutluluk verecekmiş gibi gözüktüğü için hazlara bu kadar müptela hatta bağımlı olabiliyoruz. Ve bu çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Ama şunu bilirsek eğer. Haz mutluluk veren şey değil. Belki mutluluğa dair işaretler taşıyan bir deneyim olabilir. O zaman hazza biraz daha mesafeli yaklaşabiliriz. İkinci konu. Peyami Safa'nın bir sözü. Yıllar evvel okumuştum. Yıllardır da kafamı kurcalar. Bence mutluluk konusunda harika bir şey. Der ki dişi ağrıyan insan,
dişi ağrımayan herkesi mutlu zanneder. Muhteşem bir ifade. Gerçekten de ağrınız olduğu zaman etrafınızdaki ağrısız tiplere gıcık olursunuz. Çünkü onların o ağrısı yoktur. Siz sıkıntı çekmeksizsinizdir. Ve dersiniz ki şu ağrı bir geçsin. Vallahi kurban keseceğim. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ben çok mutlu olacağım. Ağrı geçer. Saatler içerisinde kendinize başka bir dert bulursunuz. Ağrı çekmeyen bir insansanız şu anda %100 mutlu olmama olasılığınız çok yüksek. Demek ki ağrısız, sızısız, sıkıntısız olmak da mutlu olmaya yetmiyor. Biz normal hayatımızda ağrı çektiğimizde ağrı geçer geçmez bir haz yaşıyoruz. Ama bütün hazlarda olduğu gibi o ağrısızlık hazı da kısa bir süre sonra unutuluyor. Biz gayet kadir kıymet bilmez bir şekilde kendimize başka dertler bulup yaşayıp gidiyoruz. Demek ki acısızlık da efendim haz da bunu yapmıyor. Peki para? Parayla saadet olmaz. Beylik bir laf. Ama bazısı diyor ki sen bana parayı ver göstereyim ben sana saadeti. Yani bazıları çok emin mutsuzluklarının tamamen parasızlıkla ilgili olduğuna. Bir sürü mutluluk çalışmaları yapılıyor özellikle pozitif psikoloji alanında. İlginç bir bulgu var mesela bunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Popüler bir bulgudur bu. Omurilik felci, kaza sonucu omurilik felci geçiren insanlarla piyangodan para kazanan insanların mutluluk düzeylerini ölçüyorlar. Biraz kabul ediyorum abuk bir karşılaştırma ama sonrası ilginç. Gerçekten de mesela eli kolu felç olmuş, yürüyemeyen falan insanların tabii ki ölçüm yapıyorsunuz. Mutluluk düzeyleri dipte çıkıyor. Çok kötüler, kendilerini çok kötü hissediyorlar doğal olarak. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Öte yandan piyangodan büyük ikramiye kazanmış ya da ciddi bir para kazanmış insanlar diyorlar ki uçuyoruz şu anda, ayaklarımız yere değmiyor. Dolayısıyla mutluluk skalasında tavandalar. 6 ay sonra bu iki gruba da ölçüm yapıyorlar. İkisinin mutluluk düzeyleri denk çıkıyor. İnsanlar ne kadar kötü bir şey yaşarlarsa yaşasınlar, ne kadar iyi bir şey yaşarlarsa yaşasınlar, neticede ortalamaya geliyorlar. Hayata dair hissettikleri duygular ortalama işlevsel bir seviyeye geri dönüyor. Hiç kimse kendini özel olarak mutlu ya da mutsuz, çok ila nihaya uzun bir süre hissetmiyor. Demek ki mutluluk başka bir şey. Bize olanlar dışında bizim onlara tepki verme biçimimizle alakalı bir şey. Mesela bilmiyorum işte evinizde bir çiçek falan yetiştirip böyle bir bitki yetiştirip onun baharda ya da kışın çiçek açtığı günlerde karşısında oturup ay ne güzel çiçek açtı ya falan filan diye böyle bir ponçikliyor musunuz? Hani ben böyle şeyleri yapmayı severim genellikle evde bitki yetiştirecek kadar sakin olduğum zamanlarımda. O bitkilerle ilgilenmeyi, onlar bir yeni yaprak sürgün verdiğinde biraz onlarla meşgul olmayı sevenlerdenim. Ve mesela orada yaşadığımız his aslında bize ne doğrudan bir haz, ne bir ödül, ne bir para hiçbir şey kazandırmıyor. Ama oraya bakmayı tercih ettiğimizde, aynı evde yaşayan beş kişiden bir tanesi o saksıya bakmayı tercih ettiğinde orada mutlu oluyor. Geri kalan aynı saksıyla aynı evde olmasına rağmen onların hiçbir şekilde faydalanamıyor. Peki o bir kişiyi saksıyla mutlu eden şey nedir? Dikkatini verip oraya bakabilmesi, orada zaman geçirmeyi, ona dikkat vermeyi tercih edebilmesiyle alakalı bir şey. Diğerlerinin dikkat alanları başka şeylerle meşgul olduğu için o mutluluk verici, en azından birine mutluluk verici hadiseyi kendi mutluluk deneyimleri olarak yaşayamıyorlar. Biraz mutluluk sanki bulunabilecek bir şeyde gibi. Yani normal hayatta yaşarken böyle dikkatinizi verip kafanızı çevirdiğiniz yerde eğer o amaçla bakarsanız görebileceğiniz de bir şey. Peki bu kadar lafı uzattık. Son olarak mutluluğun ne olduğunu bilen yok mu? Vallahi üzerinde böyle bir fikir birliği, konsensüs sağlanmış bir tanım ben henüz görmedim. Ama şu yeni zamanlarda işte pozitif psikoloji diye çıkan bir alan var ki orası çok hani bu konularla çok uğraşıyor. Pozitif psikoloji bu arada psikolojinin hep psikolojik hastalıklarla uğraşma geleneğinden acık sıkılan bazı araştırıcıların insanın iyi olma halinin nasıl gerçekleştiği ve bunun nasıl sürdürülebileceği üzerine yaptığı araştırmalarla oluşan bir alan. İşte bir 30-40 yıllık bir mazisi var, daha oldukça yeni bir alan sayılır. Ve orada en önemli temalardan bir tanesi mutluluk. Ve bakıyorlar mutluluk nedir, bir tarif yapmaya çalışıyorlar. Aslında ortaya çıkan tarif çok ilginç. Niye ilginç? Çünkü binlerce yıldır bizim kadim birçok öğretimizin bize hatırlatmaya çalıştığı bir şeylerle örtüşüyor. Diyor ki bugünkü modern mutluluk tarifi, mutluluk bir dışsal etkiyle, bir işte haz nesnesiyle falan ilgili değildir. Bir karardır diyor ve hayatından razı olmakla ilgili bir şeydir diyor. Enteresan. Bir insan hayatından nasıl, ya bunun ölçüsü ne? Bir insanın hayatından razı olması nasıl anlaşılır? Sık kullandığım soru, size de sorayım şimdi. İlk defa duyuyorsanız bunu ilginizi çekecek eminim. Bir daha dünyaya gelseniz, şimdiye kadar yaşadığınız hayatın aynısını mı yaşamak isterdiniz yoksa farklı bir versiyona bakalım diye menüye bir göz atmak mı isterdiniz?
Eğer aynı hayatı olduğum gibi yaşardım, hiç şikayetim yok, acısıyla tatlısıyla hepsi süperdi diyorsanız siz hayatından razı ve mutlu bir insansınız. Ama ya işte bir ton tantana yaşadık, hem de şöyle de fırsat kaçırdık, bak bunu şöyle yapsaydık şöyle olurdu falan filan gibi dünyanın en faydasız duygusu olan pişmanlığı cebinizde taşıyorsanız o zaman muhtemelen diğer opsiyonlara bakmak isteyeceksiniz ve hayatınızdan çok razı olduğunuzu da söyleyemeyeceğiz. Peki bir insan zorla hayatından razı olabilir mi? Yani bir sürü kötü şey yaşamışsınızdır. Onlara rağmen nasıl razı olacaksınız? Hayattan razı olmanın da formülü oldukça net gibi gözüküyor. Yine pozitif psikoloji araştırmalarından, çok yakında rahmetli olan Mihail Csikszentmihalyi'nin akışla ilgili araştırmalarından anladığımız çok ilginç bir çıktı var. Hayatına emek veren, yaratan, üreten, anda kalarak bir şeyler becermeye azmetmiş insanlar hayatından razı olma, yani mutlu olma makamına çok daha kolay ulaşabilen insanlar. Bu video bittikten sonra eğer isterseniz şöyle bir iki dakika bir durup şimdi şu anda dünyaya sizden başka kimsenin veremeyeceği ne verebilirsiniz? Şimdi ne yapabilirsiniz? Şimdi kime bir faydanız olabilir? Kimin elinden tutabilirsiniz? Kime bir güzellik yapabilirsiniz? Hayatınızı o bir iki dakika içerisinde nasıl daha ilginç hale getirebilirsiniz? Bir bakarsanız mutluluk bir gün sizin de kapınızı çalacak efendim. Ay çok kötü oldu bu. Öyle değil. Mutluluk bir karar. Bir bakalım. Mutlu olacak çok şeyimiz var. Göreceğiz. Elbette ki birçok sorunumuz var. Bu kendini uyuşturmak, onları görmezlikten gelmek değil ama lütfen dediğim bir yapın, bir deneyin. Bakalım neler olacak. Yorumlar bölümüne de yazarsınız diyorum. O kadar konuştuk artık mutluluklarınızı. Siz de aşağıda bir geri bildirim yapın ama yoruma gitmeden önce bir tane düğme var biliyorsunuz. Ona basmışsınızdır diye düşünün. Abone. Değil mi? Ona bir basalım. Çünkü abonelik önemli. Bir de paylaşın bu videoyu eğer mutlu ettiyseniz de. Ama aşağı lütfen yorumlarda yazın bakalım. Bulabildiniz mi bir şey? O 1-2 dakikada yapabileceğiniz bir şey. İşte mutluluk orada bir yerde sizi bekliyor. Ya bir dakika. Bir saniye. Bitmeden önce. Şimdi o 1-2 dakikada her zaman bir şey bulmak kolay değil. Ama bu öğrenilebilir bir şey sevgili arkadaşlar. Benim sevgili tez öğrencilerimden Gülferi Yıldırım, biliyorsunuz Açık Beyin'de Mutluluk Okulu diye 2-3 dönemdir bir faaliyeti var, bir okulu var. Ben de arada bir oraya misafir oluyorum ve orada aslında bu meselenin, yani mutluluk dediğimiz şeyin nasıl öğrenilebileceği ve nasıl geliştirebileceği üzerine tez yaptığımız, araştırmalarla desteklediğimiz 8 haftalık bir program uygulanıyor. Hani buradan çıkınca böyle lay lay lom sürekli sırıtarak gezmeyeceksiniz. Bu öyle bir şey değil. Fakat burada hayatınızdaki pozitiflikleri, olumlulukları, sizi hayatınızdan razı edecek şeyleri tespit edebilme alıcılarınızı nasıl geliştireceğiz hep beraber bakacağız. Ona da bir göz atın ama bu 1-2 dakikalık mevzuyu önce bir deneyin bakalım. İlginç olacak eminim. Görüşmek üzere.